Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi Mesut Akgücaş'ın hoca diyor ki aslında buradan savaşı genişletmek istiyorlar. Çünkü Golan Tepeleri ile beraber burada PKK'nın kontrol ettiği bölgeye kadar alan açık. Buradan devam etmek istiyorlar diyor. Ve bugün de MİT'in bir operasyonu oldu. Türkiye'de İstanbul'da merkezli eş zamanlı bir operasyondan bahsediyoruz. 37 kişi gözaltına alındı. Mossad'ın Türkiye'de yürüttüğü faaliyetler adım adım takip ediliyordu MİT tarafından. Ve MİT'in operasyonuyla, şimdi bunların eş zamanlı gerçekleşmesini de değerlendiriyor ama siz burayı bir tamamlayın hocam. Önemli bir başlık açtınız. İrfan Hoca da katılmıştı. Burada bu alanı genişletmek istiyorlar. O yüzden diyor ki bugün İsrail bu saldırısının ardından, Beyrut'a olan küçük saldırısının ardından. Küçük tavşan buraya geldi. Sana da havuç veriyorum. Bize uzun menzilli füze atabilirler. Atar mı? Atar mı? Şimdi bakın, burada arkadaşlarım gösterirlerse benim yazdığım Uluslararası Terörizm kitabı sayfa 654. Mesut Hoca yazmış bunları. 1983 Nisan aralığında Amerikan ve Fransız hedeflerine, yatakhanelerine 6 eylem saldırısında 384 Amerikalı ve Fransız öldürülmüştür. Hizbullah 85'te İsrail'e karşı 6 eylemle 96 kişi yapmıştır. Buradan kısmi çekilmeyi sağlamıştır. Buradan da Amerikalıların ve Fransızların çekilmesini sağlamıştır. Yine aynı Hizbullah Haziran'da 1986'da 16 eylem yaparak da 179 kişiyi hedef almıştır İsrail'de. Demek ki oluyor ki... Demek ki yapabilir mi diyorsun? İntihar terörizmini kullanan ikisi Hamas ve İslami Cihat 94 ve 95'te bu eylemlerinden vazgeçmişlerdi. Demek ki her vakanın gerçekleri kendine göre farklı. Peki bunu yaparsa daha kötü bir sonuca mı yol açar? Alayım ben kitabınızı istersen hocam. Şimdi buradaki durum çok farklı. Burada İsrail'e karşı bireysel intihar saldırıları veya Amerika'yı caydırmak yerine Amerika'yı buraya çekmemek, ben Lübnan'ın yerinde olsam. Böyle bir eyleme kalktığı takdirde o zaman Amerikan Savunma Bakanı'nın ve Genelkurmay Başkanı'nın söylediği olmuş olacak. Yani devlet veya devlet dışı aktörler, Lübnan devleti olmasa da Hizbullah olsa, Hizbullah Suriye'de de var, hocanın söylediği gibi, Irak'ta da var. Bu durumda Ürdün'de de var, Mısır'da da varlar. Şimdi bütün bu coğrafyalara Amerikan deniz piyadelerinin çıkması için bir sebep. Yani Reagan'ın yenildiği yerdeki Amerikalıların çıkarması için burada Amerikan donanması bekliyor. Bunun daha geniş çaplı bir işgal planı var. Aynen öyle. Ve bu sefer daha başka bir şey var. Niçin? O zaman Suriye'de Amerikan askeri yoktu. Neden? Suriye, Irak kimindi? Sovyetlerin çok önemli müttefikiydi. Mısır, Sovyetlerin önemli müttefikiydi. Ama burada şu bölgede Amerikan askeri birlikleri var. Irak'ta var, bütün Körfez'de var. Birleşik Arap Emirleri, Katar, Bahreyn, Suud'da var. Ve üç denize yerleşmiş bir donanma gücü var. Kim bunlar? Doğu Akdeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde şu anda Amerika'nın büyük bir deniz gücü var. Ha şimdi bazıları diyorlar uçak gemisini çekiyor. Tekrar Girit'e götürüp geri getirecekler. Hı hı. Yeni deniz piyadeler getiriyorlar. Çektiler zaten değil mi Girit'e? Ha bir şey daha var. Kıbrıs'ta da var. Yani bakın Amerika nasıl yerleşti bölgeye görüyor musunuz? Yani 83'teki gibi değil. Reagan gibi değil. Asla bir daha deyip geri çekmişti. Amerikan askerlerini vurdurtmam ben dedi Reagan. Ve buradan Lübnan'dan geri çekildi. Bugün durum çok farklı. Bugün İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren, ona açıkça silah veren ama karşısında Sovyetlerin olmadığı bir durum var. Burada Soğuk Savaş dönemindeki bu hadiselerde Sovyetler Birliği'nin bir gücü vardı. Akdeniz'e donanması vardı ve ondan korkan bir Amerika vardı. Bugün bir açıklama vardı Amerikalı yetkililerden. Gazze'nin bazı bölgelerinden çekilmesini biz söyledik İsrail'e. Dolayısıyla doğru, çekildi doğru diyor. Bağlantısı var mı bugünkü? Bu söylediğinden dolayı. Yani Amerika'daki Museviler büyük baskı yapıyorlar. Neden? Buradaki olayı durdurun. Durdurdun ama Netanyahu bu durumda seçime gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla yeni bir cephe açtı bugün diyorsunuz. O zaman ben ne yapmam lazım? Hemen manzarayı değiştirmem lazım. Kahraman İsrail ordusu geliyor. Bakın nasıl yendik. Bakın tekrar efsane bizim istihbaratımız adamı buldu vurduk. Münih'teki gibi cezalar hiç alakası yok. Fiyasko bir operasyon bu. Ya Hikmet Bey'le konuştuk. Neden Nasrallah'ı vurmuyorlar mesela? Ya arkadaşın dostunu vurur mu insan ya? Yani demek ki burada danışıklı bir dövüş var. ve dikkat edin.
Hizbullah'la aralarında, Nasrallah'la da çok gizli pazarlıklar yapıyor İsrail istihbaratı. Hizbullah lideriyle. Yani burada resim çok farklı. Bu söylediğim meseleler var. Hukuki, siyasi, askeri, taktiksel boyutu var. Ve en önemlisi burada bir tuzak var. Bu bir tuzağı dediğimiz. Bu tuzağa düşecek mi? Lübnan ben düşeceğini sanmıyorum. Merve Hanım. Münferit belki silahlar atılsa dahi savaşı büyütmek istemez. Çünkü yenilgi alması mukaddera. Hocam, Gürkan Bey bir son dakika bilgisi. Salih El Arori suikastının ardından İsrail Savaş Kabinesi toplanmış. Çok üzülürdüm toplanmazdı. Yani. Evet. Şimdi bunu olayı büyütüp, bakın biz ne kadar gecenin kahramanıyız. Yılbaşı gecesi çocukları öldürdüler gene. Hocam, o yüzden saldıracak ya. O yüzden toplanmışlar. Yani savunmaya geçecekler. Biz öyle mesaj veriyoruz. Deşvetler de karar aldı galiba. Ne diyor? Aman diyor, mutedil darın diyor. Tiyatroya devam. Devam edin. Bakalım ne olacak. Yani bu çok kötü bir tiyatro. Evet. Burada oynanan ama şu anda insanlar ölüyor. Türk devlet aklı hemen bunun fotokopisini çektik işte. Ne oluyor? Türk milletine de anlattık. Şu anda siviller ölmeye devam ediyor. Tamam. Buradaki olaya baktık. Bir döneceğiz. Bu şu an yani sıcak gelişme. Merkez olay diyebiliriz. Lübnan'a, Beyrut'a saldırı. Çatışmayı büyütme hamlesi bu. Çatışmayı büyütme hamlesi. Peki bizim bugün gerçekleştirdiğimiz İstanbul merkezli 8 ildeki operasyonda yakalanan, gözaltına alınan bunlar hoca daha iyi biliyor. İstihbarat hocam, bir şey söyleyeceğim. Ajanları Mossad'ın. Evet. Bence en son söylediği çok önemli. Sondan başlayarak buraya giderseniz. O bugünkü operasyonda. Oradan konuşayım. Gel buradan anlat bakalım. Yok, yani. Yok sadece olmaz. Şu var. Bugünkü operasyondan önce Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun bir açıklama, Katar dönüşü galiba açıklaması vardı. İsrail biliyorsunuz Hamas'a karşı şöyle bir şey, Türkiye'ye karşı bir açıklama yaptı. Türkiye'deki Hamas unsurlarına suikast düzenleyebileceği konusunda. Hatırlıyor musunuz? Katar, Lübnan ve Türkiye demişti. Biz o da dedi bizim ki Türkiye'deki Hamas unsurlarına karşı önlem alacağız. Orada suikast eylemleri veyahut da işte onları orada yok edeceğiz gibi bir tehdit etti Türkiye'yi. Sayın Cumhurbaşkanımızın cevabını hatırlıyor muyuz? Evet. İsrail öyle bir ders verir ki bir daha belini doğrultamayacak şekilde İsrail'e ve yandaşlarına ders veririz diye bir karşılık vermişti Sayın Cumhurbaşkanı. Hatta bugün Fahrettin Altun, Sayın Fahrettin Altun da bu açıklamayı bu çok önemli bir açıklamadır tekrar eden bir paylaşımda bulunmuştu. Buyurun siz devam edin. Ben de onu yani burada bugünkü mesela yakalananlar içerisinde hem yerliler var. Yani daha doğrusu Türk vatandaşları var. Hem de yabancı yabancılar var aynı şekilde. Fakat buldum operasyon bayağı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Aralık 2023'te Katar ziyareti dönüşü doğru, değil mi? Öyle yaptığı bu İsrail'in Türkiye'de, Lübnan'da ve Katar'daki Hamas liderlerini hedef alacağız açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demişti. Lübnan, Türkiye ve Katar'daki Evet. Hamas unsurları yurt dışında Türkiye'dekinden de bahsetti. Türkiye'deki Hamas unsurları. Evet, Katar dönüşünde. Şöyle demişti. Bugün Sayın Fahrettin Altun paylaştı tekrar. Bunlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerek ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Türkiye'de böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini bir daha bellerini doğrultamayacak surette ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Bu o zaman benim söylediğim intihar saldırısı olur. Demin intihar saldırısı vardı ya. Evet. İsrail'i intihar saldırısı olur. Yani mukaddesatı gider. Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunun da kimsenin aklından çıkartılmaması gerekir demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Aralık 2023'te. Bugün de MİT'in operasyonlarının ardından, casus operasyonunun ardından Fahrettin Altun, Sayın Fahrettin Altun'un bu açıklamayı tekrar hatırlatması yani oldu İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Zaten başında yazmışsınız. İsrail istihbarat servislerine yönelik bir operasyondan söz ediyoruz. Yani aslında çok da çok önemli bu noktası. Çünkü böyle bir tehdit zaten İsrail tarafından savruldu. Ve o dönemde zaten Sayın Cumhurbaşkanı en yüksek perdeden cevap verdi. Bir daha belini doğrultamayacak bir şekilde ders veririz. Bu ne demek? Yani belini doğrultamak demek. Seni öyle bir çuvala çeviririm ki demek. Bir daha burada operasyon yapamazsın demek.
O yüzden bu çok ciddi aslında istihbarat savaşları çok önemlidir. Peki bunun gibi görünmez bombalarla ama istihbarat savaşları, dünyada devam istihbarat savaşları birçok ülke... Başka coğrafyaya yayılır. Yayılır ve... Ve Türkiye yayar bunu. Ve çok yönlü olur. Sadece ülke içinde kalmaz. Bu istihbarat savaşları birçok bölgede de devam eder. Biz bunu zaten yapıyoruz. Hesaplılıkla bir şey var. Çünkü dünyanın her yerini Türk var. Herhalde İsrail bunu biliyor. Eski Türkiye, Sayın Fahrettin Altun'un aslında söylemek istediği de o bence. Hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanı mı açıklamasını hatırlattı Sayın Altun? Yani biz bugün yaklaşık neredeyse her gün MİT'in operasyonu, bizim istihbarat teşkilatımızın operasyonuyla ya bir YPG'li, PKK'lı, DAEŞ'li birileri yakalanıyor, paketleniyor, orada etkisiz hale getiriliyor. Ve bunu biz yurt dışında yapıyoruz. Bizim istihbarat örgütümüz ki asıl temel amacı da budur zaten. Yurt dışı operasyonları yapar, yönetir. Ve fakat geldiğimiz noktada çok enteresan. Biz bu operasyonu yaptığımız günde aynı şekilde Lübnan'da, Beyrut'ta, tırnak içerisinde. Bağlantısı var mı sizce? Hizbullah'ın kalesinde. Bakın çünkü biraz önceki muhabir aslında çok kıymetli bir haber verdi. Yani sadece Beyrut değil, Beyrut'un da Hizbullah'ın çok iyi koruduğu bir kalesinde yapılıyor bu. Bir saatten beri anlatmak istediğim oydu zaten. Hani hoca diyor ya Nasrallah ne yapar? Hizbullah karşı hata geçer mi hocam? Diyor ki geçmez şimdi başlamaz. Başlamayacak tabii. Başlamaz da. Ben de o yüzden anlatmaya çalıştım. Çünkü dengeleri oluşturan şeyler ortada belli. İstihbarat örgütleri kendilerine anlaşıyorlar. Bugün arkanızda 7 düvel bir araya gelmiş. Tam tabiriyle 7 tane dünyanın büyük ekonomistleri bir aradalar. Ve aslında katil İsrail'in yapmış olduğu şeyin arkasında asıl katil olan da ABD var. Bu da bir gerçek. O yapıyor bunların hepsini. O yönlendiriyor bunların hepsini. Şimdi bir yandan da ekranlarda operasyon görüntüsü. Fakat biz de şu mesajı veriyoruz. Biz boş oturmuyoruz. Biz boş durmuyoruz. Biz sizi hem Suriye'de hem Irak'ta hem Ortadoğu'daki herhangi bir yer, dünyanın herhangi bir ucunda biz Milli İstihbarat Teşkilatı olarak takipteyiz. İstediğimiz anda bakın Köstebek Nekropol şeyleri, harekatları irtibatlı olan kişiler. Acaba Türkiye'deki provokasyon bugün birçok şey var Türkiye'de tartışılan. Türkiye'de buna bağlı bir grup var mı? Türkiye'de kullandıkları aparatlar var mı? Türkiye'de kullandıkları parti var mı? Siyasi parti var mı? Operasyonun kapsamı açıklandı tabii, da bu yani, bağlantılar elbette bak, farklı. İsrail İstihbarat Servisi ile telefon irtibatı olanlar diyor. İsrail İstihbarat Servisi ile mali iltisakı bulunanlar. Bu çok önemli. Biz bu tür istihbarat bilgilerini 28 Şubat'ta da aldık. 28 Şubat döneminde 1995-96-97'de Türkiye'de birçok kişi, hatta bu ülkede ordu mensubu olmuş kişilerin İsrail İstihbarat Servisi ile ilgili mali istihbaratla buldular. Bunlar ortaya çıktı hepsi soruşturmalarda. Türkiye bunları yaşadı. Birçok badire atlattık bu konuda. Çok şerbetliyiz. Yani şunu şöyle bitireyim hocalarımı da vaktini almadan. Bundan sonra ne olur meselesi. Beşmetler iddia çarpısı bulmuş. Biz kendi operasyonumuza devam ediyoruz. Fakat bize kimse şunu anlatmasın yani. O yüzden bu konularda ikrah etmiş durumdayım. İran tekrar tehdit edecek. Hizbullah geliyorum diyecek. Onlar Golan'a çıkacaklar. O tekrar geri dönecek. Ama ortada katliam devam ediyor. Ve şu anda bütün dünyada bunu seyretmeye devam ediyor. Evet. Hiç kimse bir hareket yok. Şu anda biz konuşurken belki bir kadın öldü, bir çocuk öldü. Biz burada hala harita üzerinde. Siviller de var ölenler arasında. Biz hala siviller işte, bütün siviller. Yani soykırım canlı devam ederken bütün dikkatimiz bir anda. Ben Lübnan'da. Beyrut'tan bahsediyorum. Tabii hayır, bütün dikkatimiz bir anda Lübnan'daki, Beyrut'taki saldırıdan bahsediyor. Dikkatleri, dünya kamuoyunu saldırıyor. Bu tarafa çekti. Şu anda kamuoyu, dünya bunu konuşuyor. Evet. O küvezde terk edilip de ölen çocuklar ne olacak? 3 gün boyunca bağıra çağıra küvezde, yani yoğun bakımda kalan bir çocuk bölümünde sırf hastaneyi bastıkları için anne babalarını oradan kovalamışlar. Çoğunu gözaltına almışlar. Hemşireleri ve doktorları oradan atmışlar. Böcekler yedi çocukları, böcekler yediler. Tek başına kalan çocukları, bebek hesabını kim verecek? Biz Nasrallah diyor ki 2019'da en büyük iddiası Lübnan topraklarında tek bir tane drone dahi bırakmayız. Gene Kasım'da diyor ki biz 500 kiloluk başlık olan bombaları sallarız. Salla. Ne zaman sallayacağım başka? Senin kalbini vurdu bu adam normal şartlarda. Ya da Lübnan'a dönelim. Ya da tüm Arap dünyasına dönelim. İslam coğrafyasına. Ya bu kadar insan öldü burnunuzun dibinde. Hocam Camp David'i hatırlattı. Doğru. Ben de geriye doğru gittim. Doğru. Suriye ve Lübnan. Savaş devam ediyor. O da doğru. Kiminle savaşıyorsunuz ya? Lübnan kiminle savaşıyor şu anda? Golan için merak ettiniz mi? Yok. Kaç yıl boyunca orada Hizbullah konuşlandı. O kadar çok askeri teçhizatlarla saldırdı.
Suriye'de yaptığının %1'ini yapabildi mi? İsrail'de yapamadı. Peki Mısır? Mısır'da refah kapısı açılsın diye ilk gelir gelmez iktidara rahmetli Mursi. İki tane lider vardı dünyada refah kapısı açılsın diye yani o dönemde. 2013'ten bahsediyorum. Birisi Recep Tayyip Erdoğan, öteki Mursi. Mursi'yi darbeyle indirdiler. 2013'te gezi olayları Türkiye'de de Erdoğan'ı indirmeye çalıştılar. Bu kadar namussuz bunlar. Yani emperyalistlerin gücü böyle bir şey. Biz de burada haritalar üzerinde yani Rabbim şehadetlerini, bütün Müslümanların şehadetlerini kabul eylesin. Ama İsrail yaptı diyoruz. Doğru, İsrail yaptı, İsrailistler yaptı. Bu işin başındaki ya bunlar gölgedir. Asıl bu işin sorumlusu da ABD'dir. Peki. Ve diğer tüm emperyalistlerdir. Ama biz de burada meydan okumamız var. Bu şartlar onu altında. İşte o yüzden ben 10 dakika bir gelişmesi var yine ama onu da söyleyelim isterseniz. Neyle ilgili buyurun. Yine Hamas lider Şeyh Salih Arun'un öldürmesinin ardından Mısır ve Katar dahil tüm arabulucularla iletişimin kesilmesi ve müzakerenin durulması kararı verildi. Kim vermiş bu karar? İsrail Hamas. Mi? Hamas. Hamas'ın verdiği şey. Evet. Hamas'ın resmi açıklaması evet, mı evet, bu? Evet. Şimdi, ne diyor tekrar eder misiniz lütfen? Hamas, lider Şeyh Salih El Arun'un öldürülmesinin ardından Mısır ve Katar'da dahil tüm arabulucularla iletişimin kesilmesi ve müzakerelerin durdurulması kararı verildi. Yani şiddetle kaldığımız yerde daha bir savaşa devam ediyoruz. Tanımıyoruz artık diyor müzakere. Evet, biz müzakere masasını artık kabul etmiyoruz. Görüşmeleri kabul etmiyoruz. Şu an onlara ara verilmiştir. Bu açıklamanın ardından bakalım daha yeni ne açıklamalar gelecek. Geçtiğimiz haftalarda da ABD üzerine İsrail de tekrar rehine meselesini açmaya çalıştı. Hatırlıyoruz Hamas ne demişti o zaman. Dedi ki saldırı durmadan dedi rehine içinde de masaya oturmayız. Evet. Bunu defaatle söyledi. O yüzden şimdi bu saatten sonra önemli liderler bir tanesi. İçinde ateşkes kelimesi geçmeyen herhangi bir müzakereye biz yanaşmıyoruz diyor Hamas zaten bu durumda hocam, bile. Hocam bilir ben kaç hafta bunu söyledim aslında pek de ciddiye almadılar ama işin doğrusu şu. Hocamın da yanında böyle iddialı konuşmayayım ama. Hocalar öldü ben. Pis ne diyorlar ona? Ateşkes. Ateşkesin uluslararası arenada yani uluslararası kuruluşlar içerisinde kanuni bir yeri var. Ateşkes ilan etmek diye değil mi? Ceasefire. Bunlar yeni bir kelime koydular jargona. İnsani pause. Mola. İnsani arayı. Humanitarian pause diye bir şey koydular ortaya. Ateşkes de değil. Bir uzmana sordum ben bunu hocam. Dedi ki bunu koyduğun zaman dedi farklı bir şekilde de uluslararası siyaset diplomaside bir dili vardı bunun diye. Adamlar bu kadar namussuzlar yani. Ateşkes dememek için insani ara diye evet, yeni bir evet, kelime jargona yani. Koydular diyor. Hocam yani bu bugün değil. Bir defa en diabolik tarafını, en şeytan tarafını da çıkardılar ortaya. Tespitleri yapalım. Belki de bu noktada bu şu ana kadar konuştuklarımızdan tespitler yapalım. Şimdi her ne kadar Mesut Hoca işte savaşı Suriye'ye, Lübnan'a yaymak istiyorsa da aslında olan biten şu. Mesut Hoca mı yaymaya çalışıyor? Hocam ya. Hocam Mesut Hoca yaymak istiyor. Mesut Hoca savaşın yayılması yönünde tahminlerde bulunuyor. Ben de yaymak öyle söyleyeyim. Savaş çıkartmayı istiyor zannettim. Şimdi aslında Gazze'deki savaş tıkandığı için İsrail konsept değişikliğine gitti. Artık Gazze'deki saldırıları böyle hedef gözetmeksizin sivillerin ölümüne yol açan saldırıları kısmen azaltacak. Bunun yerine ABD'nin önerisi olan Hamas'ın önde gelenlerine yönelik nokta operasyonları. Evet. Gazze'de ve değişik yerlerde. İşte bundan mütevellit, barış müzakerelerinden tepki göstererek Hamas çekildi. Bu başka yerlerde de olabilir. Tabii Türkiye'de olmasına Türk İstihbarat Teşkilatı en başından beri tepki gösterdi. Burada İsrail'le yakın irtibatı ilişkisi olan kişilere yönelik operasyonların burada yansıdığını gördük. Şu noktaya gelmesi MIT'in ehemmiyet taşıyor. Soğuk Savaş döneminde Milli İstihbarat Teşkilatı CIA ile pek çok konuda ortak çalışıyordu. Ama yani CIA aynı zamanda Mossad olduğu için bizim bir takım verilerimiz ve İsrail'in verileri falan el değiştiriyordu. Şimdi tamamen istihbarat alanında da bu bağlantının koparıldığını ve bağımsız hareket eder hale geldiğimizi bu operasyon net biçimde anlıyoruz. Gösteriyor. Peki bir bu de operasyonun şifreleri nelerdir İrfan şimdi Hocam? Bu yapılan açıklamalarla. Bunu analiz edebilir miyim? Operasyonun şifreleri. Evet.
Tamam dediniz ya az önce. Hayır, bu hocamın söylediği bir şey karşı. Ondan sonra bittikten sonra. Tamam o zaman birlikte analiz edelim. Lütfen buyurun. Yok yok hoca. Hocam anlat. Buyurun. Hocam siz bitirin bizi, de bizi. Yani bunu anlatın. Bizi savaşçı falan yaptı. Suyu kabilesi miyim ben ya? Hocam, ben önce, İrfan hocam. Hocam hukuken anlattım kötümser, olayları. Kötümser tahmin yapıyorsunuz ve Golan Tepelerinden... Ben olasılık diyorum. Siz katılırsınız, katılmazsınız Golan değil. Golan Tepelerinden itibaren Suriye'nin başarısız bir devlet olduğunu... Askeri de strateji diye bir kavram var. Siz burada sürerek... sıkışmışsın. Bir dakika müsaade eder misin? Gazze'de sıkışmışsın. İç kamuoyunda sıkışmışsın. Uluslararası hukuk açısından başın belada. Ve kendi iç hukuk açısından en üst mahkemesi Netanyahu'yu sıkıştırmış. Bir defa bakın... Tamam işte sıkıştığı için devam ediyor. Müsaade aynı, var mısın? Aynı, aynı görüşteyiz. Hukuki gerekçelerini anlattım. Siyasi gerekçelerini anlattım. İç hukuk açısından kendi toplumun koyduğu tepkiyi koydum. Politik meseleleri koydum. Askeri açıdan nasıl bir manevra yaptığını ve bunu hangi taktik stratejiyle vurduğunu, bunun taktiksel olarak bir her harekatın bir askeri ve siyasi maksadı vardır. Bunu bir aydır hazırladığını, Savunma Bakanı'nın bunu yaptığını, gerekçe olarak da Şimbet'e görev verildiğini, ve hedefi bir şekilde genişletmek için üç devleti zikredildiğini, en zayıf olan Lübnan'dan başladın. Burada başarı olursa Katar veya belki de Türkiye'de birini vuracaklar. Vurabilir de bir çatışma alanı mı genişletmeye çalışıyor demek hocam? Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Bu coğrafya içerisinde Golan'ı niye vurdu bir haftadır? Niçin bir haftadır topçular Güney Lübnan'ı vuruyor ve gerekçe oluşturmaya bunu karşı teziniz var mı? Savaş istemiyorum ki. Hayır, savaş hocam. Türkiye istiyor. Ben olanı objektif olarak analiz ettim. Bütün boyutlarıyla.